Start'a Fiat Motorsport Türkiye'den Yağız Avcı ve Parkur Racing'den Tarık Öktem'le sohbetimiz devam ediyor. Koray Kafkas hiçbir şey söylemez. Zaten Koray Kafkas senin gibi bir yakışıklı, becerikli, deneyimli, akıllı bir pilotu bulmuş. Türkiye'de böyle pilot sayısı az. Evet. Tarık için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Evet. Ondan işten geçmiş. Aynen, Kerem Üstünkaya. Ama onunla iyi anlaşıyor. Çünkü Tarık da bir beyefendidir. Sözünün eridir. Onun için yolunuz açık olsun diyeceğim ama gerçekten altını bir daha çizelim. Rally seyircisi yok. Rally seyircisi giderek kaçıyor. Bir çözüm yolu bulmak gerekiyor. Eğer bir çözüm yolu bulmazsak otomobil sporu kendi aramızda kapalı devre yaptığımız bir spor olmakla sınırlı kalacak. Bir çözüm yolu bulmak gerekiyor. Sanıyorum çözüm yolunun bir tanesi de her yarıştan önce çok güzel bir seyirci etadı. Örneğin Sayın Safvet Çiftçi, İSOK Onursal Başkanı. Eski adıyla Pirelli, yeni adıyla aslında onun da İstanbul Rally'si. İSOK'un organize edeceği rally'de kapalı park alanının oradaki otoparkta bir seyirci etabı yapmayı tasarlıyor. Baktık, ölçtük, biçtik, hoşumuza da gitti. Herhalde akşam saatinde orası ışıklandırılsa tahmin ediyorum bir 5-6 kişi olur. Çünkü senin evin, eski evin de oraya yakın, biliyorsun sahibi. Ya tabii şimdi ben bazen bakıyorum da daha biraz daha merkezde olsa bu tarz bir organizasyon daha iyi olur. Çünkü hakikaten bu işin meraklıları var. Şimdi İstanbul dediğiniz zaman çok büyük bir yer. Hani hafta sonu tutup da yani Taksim'den veya ne bileyim Etiler'den veya Sarıyer'den ta Pendik'e kolay kolay kimseye getiremezsiniz. Daha merkezi bir yerde yapılırsa ama onda da yer yok. Hep düşünüyoruz tabii trafik çok büyük problem. Belli caddeler trafiğe kapatılıp yapılabilse. Öyle bir olanak yok artık maalesef ama. Aslında çok zor değil yani bu belli bir süre için. Ben baktım geçen gün yine bir olimpiyat meşalesi için İstanbul'un yarısını kapattılar. Maalesef. Hani yani senede bir iki gün için çok alan. Yani 3 saat için çok tasarruflu bir alan kapatılabilir yani. O zaman. O zaman herkes mecburen zaten seyrediyor ve. İnsanı uyarlayabiliyor kendini yani. O yolu kafasında canlandırabiliyor, otomobillerin farkını görebiliyor. Tabii emniyet ciddi bir önemli faktör ama onu da halledilirse hani Monaco gibi bir yarış, hani rally versiyonu gibi olur. Tarık, sen ne söyleyeceksin bu konuda? Seyircilerle ilgili. Seyirci olmayınca keyfin olmuyor. Yani seyirci olmayınca boş tribünde maç yapıyormuş gibi. Daha çok daha keyifsiz oluyor tabii ki. Ben sanki boşa yarışıyormuş gibi oluyor. Oysa siz küfür de etmediniz, hakeme küfür de etmediniz. Niye seyirci yok? Ceza da almadınız. Belki de sıkıntı orada. Çok az kavga var. Daha büyük kavgalar olsa reyting artabilir yani. Evet, olabilir. Hadi başlayın. Ceza yok. Yani birileri birilerinin üstüne atlasa, işte takımlar birbiriyle hakkında ciddi ithamlarda bulunsa, yolsuzluk vesaire bu tarz şeyler olsa. Centilmenlikle bağlaşmaz. Yani futbolda görüyoruz işte her akşam tartışma programlarında memleket meselelerinden daha önemli konular gibi konuşuluyor. Yani. Kesinlikle haklısın, katılıyorum sana ama maalesef ben de bir spor yazarıyım. Evet, ikinize de teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz umarım sizleri de biraz bilgilendirmişizdir ama hakikaten hepimizin kafa yorması gerekiyor. Böyle giderse yakın bir gelecekte biz bize otomobil yarışı organize edeceğiz. Bizden uyarması. Arkadaşlar, Ege Rally'sinden sonra görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Umarım, dilerim düzgün bir otomobille katılırsın, finişi evet, görürsün. Evet, sponsorumuzla anlaşabilirsek olacak inşallah. Hayırlısı. Sana aynı şey söylemeyeceğim. Senin hem Fiat'ın var hem Koray Kafkas gibi bir destekçin var. Evet, alkollü araç kullanmayın. Emniyet kemerini her zaman takın. Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın. Surat limitlerine de uyarsanız başınıza bir şey gelmez. Hoşçakalın.